Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elime geçen Monster'ın bu enerji içeceği var. Bilen vardır illaki. Bunun bir kutusu var. Ben bunu bu iğneyle güzel bir şekilde bir dekoratif bir şey de yapacağım. Siz de izleyeceksiniz zaten. Şimdi hemen başlayalım gençler. Öncelikle iğnemizi alıyoruz. Gördüğünüz Monster yazılarını gösterdiğim şekilde delmeye başlıyoruz abi. Etrafından böyle şerit şeklinde delmeye başlıyoruz. Ben şöyle R harfinden başladım. Buraları içeriye doğru biraz çöktü ama sıkıntı yok. Ben bunları sonra elle de düzeltebilirim ya da içine bir kalem falan sokup yapabilirim. Master yazısını bitirdim gençler, gördüğünüz şekilde. Enerji kısmını da denebilirsiniz. The Doctor kısmını da denebilir. Ben onları çok tercih etmedim. Ben Master kısmını daha çok seviyorum. Burada bir tane Rossi yazısı var. Rossi, iki tane pardon. VR46 ve Rossi tekrardan. Ben bunları da deleceğim ve tabii ki önemli olan amblemi. Ben bu amblemi çok sevdiğim için bunu da deleceğim. Hemen başlayalım onun da delmesine. Göstereceğim zaten. Şimdi buralarda delmek biraz daha uzun süreceği için ben kırık bir tane pergelim vardı. Onu getirdim. Ucu sivri olduğu için. Siz de buna benzer bir şey kullanabilirsiniz. Toplu iğneyle çünkü çok zor oluyor. Ben de böyle teker teker başladım bundan delmeye. Çünkü amblem kısmı çok büyük. Bunu ancak pergelle yapabiliyorum. Biraz teneke yamuldu ama çok sıkıntı değil. Logo düzeltmesi kolay. Kamerada bir türlü netlerse tabii. Şöyle gördüğünüz üzere delmeye başladım bunu da. Derle devam, devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere VR46 yazısına başlayacağım. Burada biraz daha sert olduğu için burayı pergelle delmeyi tercih ettim. Siz de bıçak veya benzeri bir şey kullanabilirsiniz. Daha keskin bir şey. Çünkü iğneyi kırar büyük ihtimalle. Çok sert. Şöyle şöyle deliyorum gençler. V harfini deldim. Şimdi R harfine geçiyorum hemen. Onu da delerek böyle devam edeceğiz. İşte 46 yazısını falan filan hepsini böyle tek tek deleceğiz. Evet, şimdi tam olarak bitmiş halini gösteriyorum. Rossiya'sını deldim. VR46'yı deldim. Master kısmını deldim. Amblemi deldim. Yani birçok kısmı bitti. Tabi biraz elini yoruyor insanın. Bayağı bir yoruyor. Çünkü 20 dakika falan sürdü bunları delmem toplamda. Kamerada netlerse artık bir göstereceğim rahat bir şekilde. İç taraftan dediğim gibi düzeltmelerini yaptım ama biraz hala yamukluk var zaten. Görünüyor şekilde de şu an. Ama çok yani aşırı derecede bir yamukluk yok bence. Şurada zaten imzasını falan da görüyorsunuz. Yani çok da sevdiğimiz bir yarıştıdır abimiz. Şimdi amblem falan da denildi. Sadece teneke biraz yamuldu. Onda çok sıkıntı olmaz benim için. Şimdi arkadaşlar, içeri bir tane kalem falan uzatıp böyle bu çöken yerlere içeriden bastırarak yavaş yavaş düzeltebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum zaten şu an gördüğünüz üzere. Şöyle görüldüğü gibi çok daha düzgün bir şekilde geliyor yani. Hani eskisine kıyasla çok daha iyi oluyor bence. Evet, şimdi bu kısımda işimiz bitti gençler. Işıklandırması için benim kablo sıyırcımı kullanacağım. Bu makine de atölyemdeki en sevdiğim aletlerden biri. Çok çok faydalı bir şey. Her türlü kablonun dışını sıyırmamızı sağlıyor. İkili üçlü fark etmiyor. Bakın ne güzel sıyırdı böyle. İkiye ayırdı da kabloyu. Şimdi bunu diğer kabloyu da ayıralım hemen. Şimdi içine ben mavi led kullanmayı düşünüyorum. Artı bacağını sağ tarafa doğru bükmüştüm ben zaten daha önceden. Hemen kablomuzu alıp bağlayacağım ona şimdi. Bağladıktan sonra zaten buradan sonra işimiz daha kolay olacak. Çünkü çok az bir işimiz kaldı burada. Pek bir şey yapmayacağız zaten. Şimdi videoyu hızlandırıyorum. Siz de daha rahat görün. Daha önceki deneylerimden kalan bir tane. Burada drone'umdan kalan daha doğrusu. Bir tane bataryam var 3.7 voltluk. Ben bunu kullanacağım. 1K'lık direnci kullanma sebebimi de şöyle açıklayayım. LED patlama ihtimali var. Bazıları patlayabiliyor. Patlayacağını zannetmiyorum ama ben biraz garanti olsun diye kullanıyorum aslında. İlla kullanmanıza gerek yok yani sizin. Evet, şimdi LED'imizin devresini de bitirdik arkadaşlar. Elimize aldığımız sihir bir alet ve matka falan bir şey kullanabilirsiniz. Benim elimde bir tane kırık makas vardı. Ben onun ucuyla biraz burayı genişletmem gerekiyor. Altına bir delik açtım. Kamera netleyecek zaten şimdi. O zaman göreceksiniz daha net bir şekilde. Sadece LED'in girebileceği kadar boyutta küçük bir şey açtım ben. Şimdi zaten görüyorsunuz LED'de nasıl yerleştirdiğimi. Sadece burada kalacak, duracak yani sabit duracak. Silikonlayabilirsiniz veya yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben gerek duymadım ama. Yaktığımızda şöyle şu an kötü görünüyor çünkü 4 tane falan ışık açık aşağı yukarı. Karanlıkta çok daha güzel gözüküyor zaten hemen göreceksiniz siz de. Şu anki hali bile bence yeterli ki şu an birkaç tane ışık açık olduğu halde. Ama akşam çok çok güzel gözüküyor zaten. Video kapağında göründüğü gibi.
Bu da akşamki görüntüsü arkadaşlar. Bence çok güzel gözüküyor ve çok da güzel oldu. MM Karşılık kanalını takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi davranın.